son yıllarda elektrikli otomobillerin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Muhtemelen yakın gelecekte benzin ve dizel yakıtla çalışan otomobillerin yerini büyük oranda elektrikli otomobiller alacak. Elektrikli otomobillerin tarihi incelendiğinde aslında 1800'lü yıllarda üretilmeye başlandıkları, hatta benzinli otomobillere göre ilk aşamada daha çok tercih edildikleri anlaşılmaktadır. Ancak zamanla benzinli otomobillerin üretiminde yaşanan gelişmeler ve daha ekonomik olmaları elektrikli otomobillerin çok da tercih edilmemelerine yol açmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi 1800'lü yıllarda Osmanlı Devleti'nin gündemine ilk aşamada buharlı arabalar girmişti. Hatta Takvim-i Vekayi'nin 26 Eylül 1832 tarihli sayısında buharlı arabadan bahseden bir haber yer almıştır. İlk buharlı otomobil İngiliz mühendis Richard Trevithick tarafından yapılmıştır. Onun yaptığı otomobil saatte 13 km hızla gidebiliyordu. Ondan sonraki yıllarda dünyanın ilk buharlı lokomotifini yapan da Richard Trevithick olmuştu. Osmanlı Devleti'nde de buharlı otomobil kullanılabilir mi diye düşünülmüş, ancak ne kadar ekonomik ve ticari değere sahip olabileceği üzerinde tereddüte düşürmüştür. 1861 senesinde iki yabancı girişimci bu konuda faaliyette bulunmak için izin istemişlerdir. Osmanlı bürokrasisi buharlı otomobillere çok soğuk bakmamış, ancak iyice araştırıldıktan sonra böyle bir işe girişilmesi yönünde karar kılmışlardır. Ülkemizde kullanılan ilk elektrikli otomobilin Sultan II. Abdülhamit için üretildiğini biliyor muydunuz? Sultan II. Abdülhamit için imal edilen elektrikli otomobil bir beygir gücündeydi. The Engineer dergisinin 14 Eylül 1888 tarihli sayısında Türkiye'nin sultanı için İmiş tarafından bir elektrikli arabanın imal edildiğinden bahsediliyordu. Habere göre bu otomobilin bir beygirlik motoru vardı. Ayrıca 20 amperlik bir akım ve 48 voltluk bir elektromotor kuvvetine sahipti. Otomobilin gücü 24 küçük akümülatör vasıtasıyla sağlanmaktaydı. Bu akümülatörler koltukların altındaki boşluklara yerleştirilmişlerdi. Otomobilin saatte 10 mil hızla 5 saat boyunca gitmesi hedeflenmişti. Ancak yapılan tecrübelerde bu hedefe ulaşılamamıştır. Otomobilin ağırlığı yaklaşık 500 kiloydu. Akümülatörlerin ağırlığı ise 320 kiloya yaklaşıyordu. Arabanın gidişi iyi görünüyordu. Direksiyon ayak konulan yerden çıkan bir şaft üzerine yerleştirilmişti. Gaz pedalı daha kullanışlı bir noktaya konulabilirdi. Meşhur şairlerimizden Abdülhak Hamit Tarhan Bey, Londra Sefareti Başkatipliği yaptığı sırada yazdığı jurnallerle Londra'daki gazetelerde yayınlanan ve Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren hususları İstanbul'a bildiriyordu. Bu jurnallerden 16 Mart 1889 tarihlisinde Sultan II. Abdülhamit için imal edilen elektrikli otomobilden bahsetmiştir. Buna göre İngiliz prenseslerinden birisinin başkanlığında İngiltere'nin önde gelen kadınları bir hastaneye yardım kampanyası düzenlemişlerdi. Bu yardım kampanyası için Albert Hall adı verilen bir müzik evinde bir sergi açmışlardı. Sergilenenler arasında Sultan II. Abdülhamit için yapılan elektrikli otomobilin de bulunduğu İngiliz gazetelerinde yer almıştı. Hatta bu sergi sırasında ziyaretçiler için otomobilin bir tecrübesi de yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Londra Büyükelçisi Rüstem Paşa, Osmanlı Sultanı için yapılan bir otomobilin izin almadan bu şekilde sergilenmesine tepki gösterdi ve otomobili imal eden Maersk İmiş & Co. şirketine memnuniyetsizliğini bildirdi. Abdülhak Hamit Tarhan Bey, 1852 senesinde dedesinin Bebek'teki konağında dünyaya gelmiştir. Dedesi Abdülhak Molla Hekimbaşı'ydı. Babası Hayrullah Efendi ise Osmanlı'nın Tahran sefiriydi. Hariciyedeki ilk görev yeri olan Paris sefaretine ikinci katip olarak atandı. 1880'de Berlin sefareti katipliğine, 1883'te ise Bombay şehbenderliğine atandı. Bombay'dan dönerken Beyrut'ta eşi Fatma Hanım'ın vefatı üzerine meşhur Makber şiirini yazdı.
Ardından Londra sefareti başkatipliğine atandı. Bu görevi sırasında elektrikli otomobille ilgili gelişmeleri takip ediyordu. Londra sefiri Rüstem Paşa, İstanbul'a gönderdiği 24 Mayıs 1889 tarihli tahrirat ile elektrikli otomobilin tecrübesinin yapıldığından bahsediyordu. Tecrübenin başarılı olmasının ardından elektrikli otomobil deniz yoluyla İstanbul'a gönderilmiştir. Rüstem Paşa bu tahriratı yazarken otomobilin İstanbul'a gönderilmesinin üzerinden 15-20 gün geçtiğini ifade etmiştir. Aynı belgede Rüstem Paşa bir de elektrikli sandaldan bahseder. Elektrikle hareket eden sandalın iki defa tecrübe edildiğini, oturulan yerden sandalın dümeninin kullanılabilmesi için çalışmalar yapıldığını ve yakında yapımının tamamlanarak İstanbul'a gönderileceğini anlatmaktaydı. Bu durum elektrikle çalıştırılması düşünülen tek aracın otomobil olmadığını göstermektedir. Rüstem Paşa'nın tahriratı, Hazine-i Hassa Nazır Agop Paşa tarafından 4 Haziran 1889 tarihli yazı ile Sultan II. Abdülhamid'e sunulmuştur. Bu arada antiparantez, biraz Rüstem Paşa'dan bahsedelim. Londra sefiri Rüstem Paşa'nın babası İtalyan, annesi ise Rum asıllıydı. Osmanlı Devleti'nde görev yapmadan önceki adı Kont Cimelli di Marini'ydi. Moskova'da sefir olarak görev yaparken Lübnan mutasarrıflığına atandı. Daha sonra 1885 ve 1895 seneleri arasında Londra sefiri olarak görev yapmıştır. İlk elektrikli otomobille ilgili aşamaları takip eden kişi Rüstem Paşa'ydı. 20 Kasım 1895'te görevi başındayken vefat etmiştir. Elektrikli otomobil İstanbul'a getirildikten sonra bizzat Sultan II. Abdülhamit tarafından Yıldız Sarayı'nda tecrübesi yapılmıştır. Sultan böyle bir icattan son derece memnun kalmış, imalatını yapan İngiliz mühendisler Morris Imish ve Magnus Volka 5. dereceden mecidi nişanı takmıştır. Bu sayede tanınırlıkları artan mühendislerin ünleri birçok ülkeye yayılmıştır. Sultan II. Abdülhamid'in daha önceden birçok bilimsel buluşta bilim adamlarına sağladığı desteklerin bir örneğini burada da görmekteyiz. Bu tarz tüm insanlığa fayda sağlayan buluşları yapanları ister Osmanlı vatandaşı olsun, isterse başka ülkelerin vatandaşı olsun her daim desteklemiştir.